Selamünaleyküm. Aleykümselam ağam, buyur. Ben yakında gidiyorum Ömer Efendi. Fakat sen bana malumat göndermeye devam edeceksin. Bu gece içinde hazırlıklı olun. İbrahim Paşa teraviye gelecek. Merak etme ağam. Hadi, göreyim seni. İbrahim Paşa teşrif etti. Hünkârımızın emrettiğini söylüyorlar. Öyledir elbet. Yoksa ne iş olur onun camide namazda? Veziri Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Sen kim oluyorsun da Kur'an'ı reddediyorsun? Kafir misin sen yoksa? Paşa, paşa. Sen camiye değil, kiliseye git. Sen bir daha söyle bakayım. Yüzüme karşı. Ne oldu, dilini mi yuttun? Konuşsana! Paşam! 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 Konuşsana! Atın bunu zindana. Yarın Çarşı Meydanı'nda infaz edilecek. Bırak! Ne Çarşı? Uyanın ey ahali. Kulak verin laflarıma. İbrahim Paşa denilen gafil, Müslümanları düşman bellemiş kendisine. Dün gece teravih namazından sonra Seyfi Efendi'yi zindana atmışlar. Dediklerine göre infaz edilecekmiş. Bir Müslüman bir Müslümana bunu reva görmez. Kafir! Paşa hesap versin! Şimdi sarayında oturmuş keyif içinde. Hiçbir şeyden haberi olmayan suçsuz günahsız Seyfi Efendi ise zindanda. Ona türlü türlü eziyet ediyorlar. Gidelim efendiler. Paşanın sarayına varalım. Paşadan hesap soralım. Doğru, hemen gidelim. Seyfi Efendi'nin sana vermesini isteyelim. Yürüyün. Gidelim oğlum. Derdiniz nedir? Ne istersiniz? Paşa nerede? Paşa! Dışarı çıksın paşa! Sizi böyle saadet içinde görmek beni çok mutlu etti. Devlet işleriyle pek meşgul. Tek şikayetim bu. Önümüz bahar sultan. Evlatlarımızla birlikte Edirne'ye gideriz. Ne oluyor? Bu sesler ne? Ne?
İbrahim. Nedir bu sesler böyle? Kimdir bunlar? Paşamızla bir alakası olduğunu sanmıyorum. O yüzden mi paşanın adını haykırıyorlar Hatice? Öğreniriz birazdan. Paşa Hazretleri, güvenliğiniz için sarayda kalmanız lazım. Neymiş dertleri? Seyfi Efendi'nin bırakılmasını istiyorlar. Paşa. Kimdir sizi buraya getiren, çıksın ortaya. Haydi! Anlaşılan bir korkağın peşine takılıp gelmişsiniz buraya siz. Seyfi Efendi denilen o gafil cezasını çekecek. Hiç kimse buna mani olamaz. Şimdi iki yolunuz var. Ya evlerinize gidersiniz ya da isyan ettiğiniz için alayınızın kellesi gider. Karar sizin. Öyle mi? Sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım. Kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. Zira ruhum ancak böyle huzur bulacaktır. Süleyman. Benim canımın sultanı. Nedir bu halin? Neden uyumadın? Hatunun biri evladım Mustafa'nın canına kastetmiş. Söylediklerine göre emri sen vermişsin. Kim söyledi bunu? Kim attı bu alçakça iftirayı? İbrahim Paşa değil mi? O söyledi. Başka kim olabilir ki? Yoksa inandın mı bu yalana? Daha dün canını almak isteyen haine inandın mı? Eğer inansaydım şu an yanımda olmazdın. Madem öyle, İbrahim Paşa'nın iftirasında nasıl sessiz kalırsın? Aranızdaki bu kavga ne vakit bitecek Hürrem? Bu husumet nasıl sona erecek? Benim bir günahım yok Süleyman. İbrahim Paşa suçunu bastırmak istiyor belli ki. Her şey ortada. Herkesi kendine düşman etti. Gözü senin tahtında. Bunda tek yolu Şehzade Mustafa. Gizli buluşmalar, mektuplar. Belli ki onu tahta çıkarma hazırlığında. Şehzade Mustafa'ya itimadım tam, fakat İbrahim Paşa için aynı şeyi söyleyemem. Kalbini öyle hırslarla dolurmuş ki onun önünde hiç kimse duramıyor. Hiç kimse.
Peki sen Hürrem? Senin kalbin neyle dolu? Aşkla Süleyman. Senin aşkınla. Hünkârım, Ayas Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel paşa. Yaklaş. Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Dün gece İbrahim Paşa'nın katıldığı teravih namazından sonra büyük bir hadise çıkmış. İbrahim Paşa halktan birini zindana attırmış. Halk tepkili. Mesele neymiş? Malumatım yok hünkârım. Herkes başka bir şey söylüyor. Çağırın İbrahim Paşa'yı gelsin. Gel. Hünkârım. Dün gece bir hadise vuku bulmuş. Halk galeyana gelmiş. Mübarek Ramazan ayında olacak iş mi cami avlusundan adam toplayıp zindana atmak? Derhal izahat ver. Hünkârım, camiden ayrılırken yolum kesildi. Tuğla gayrete vurdum. Ne kafirliğim kaldı ne hainliğim. Ben hadise çıkmasın diye bir uzaklaşmak istedim. Kinasu Efendi de yanımdaydı, her şeyi duydu gördü. Şahsıma ve makamıma öyle ağır hakaretler edildi ki sessiz kalamazdım. Kimin haddine düşmüş bu? Bu devletin veziri azamına reva mıdır? İbret-i alem için Seyfi denen de Yusuf'un kellesinin alınmasını buyurdum. Bugün infaz edilecek. Bir kelle alınacaksa buna sen değil mahkeme karar verebilir ancak İbrahim Paşa. Gada Efendi'ye haber gönderin. Bu Seyfi denen zat mahkemede yargılansın. Gada Efendi. Söyle. Ayas Paşa geldiler. Sizi görmek istiyorlar. Buyursunlar. Buyurun. Ebu Suud Efendi, rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, Ayas Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. Yüce Hünkârımızın emriyle geldim. Bizzat sizin bir davayı görmenizi istiyorlar. Hangi davaymış bu böyle? Dün gece Ayasofya Camii'nin önünde tatsız bir hadise vuku buldu. Kulağıma bir şeyler çalındı. Ben ne dersem İbrahim Paşa Hazretleri ile alakalı, değil mi? Hünkârımız nasıl böyle bir hüküm verir Nasuh Efendi? Nedir bunun manası? Hadiseyi işitmeyen kalmadı paşam. Belli ki hünkârımız bunların önüne geçmek istiyor. Ayrıca ceza için kadı hükmüne ihtiyaç var. Ebu Suud Efendi yargılayacak. O benim aleyhimde bir karar vermek için can atar be. Ne cesaret edeceğini zannetmem. Bir tuzak bu Nasuh Efendi. Düşmanlarım beni gözden düşürmek niyetindeler. İtibarımla oynuyorlar. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri. Davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyursunlar. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri.
Davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyurun. Nasıl efendi? İbrahim Paşa'yı temsilen ilk sözü sana veriyorum. Nedir şikayetiniz? İbrahim Paşa ile birlikte teravih namazına gittik Kadı Efendi. Namaz bitince camiden çıktık. Bu sırada cami önünde bekleyen birileri vardı. Ve bazıları Paşa Hazretlerine hakaret ettiler. Hmm. Seyfi Efendi de var mıydı aralarında? Evet. Peki ne dediler, ne söylediler Paşa Hazretleri hakkında? Kafir dediler Kadı Efendi. Putperest dediler. Güya Paşa Hazretleri gizli bir Hristiyanmış. Boynuna haç takıyormuş. Gizlice kiliseye gidiyormuş. E işte bunun gibi daha bir sürü iftira. Seyfi Efendi, ne dersin? Nazlı Efendi'nin söyledikleri doğru mudur? Doğrudur Kadı Efendi. Paşa Hazretleri'nin kafir olduğunu söylüyor herkes. Hatta sarayının mahzenine gizli bir kilise yaptırmış. Ve dediklerine göre ecnebi elçilerden deve yüküyle altın alırmış. Bırak şimdi kimin ne dediğini. Sen ne diyorsun? Doğru mu bunlar? Kadı Efendi, vallahi öyle diyorlar. Kendi gözünle gördün mü? İspat edebilir misin? Hayır. Fakat sarayının bahçesinin putlarla dolu olduğunu cümle alem biliyor Kadı Efendi. Peki sen Paşa Hazretleri'nin o put dediğin taşların önünde secde ettiğini gördün mü? Görmedim Kadı Efendi. Peki camide Yüce Allah'ın huzurunda secdeye vardığını gördün mü? Gördüm. Hey gafil adam, madem öyle, neden gördüğüne değil de görmediğine inanırsın ha? Peygamber Efendimizin bir kimse bir adama ey kafir diye çağırırsa ve o adam böyle değilse, o söz söyleyene geri döner diye hadisi vardır, bilmez misin ha? Kadı Efendi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Sen hakaret ettin mi Paşa Hazretlerine? Ben birkaç laf ettim. Lakin hakaret değil. Ne söyledin, ne dedin? Konuşsana be adam. Hatırlamıyorum Kadı Efendi. Başkalarının söylediğini kelimesi kelimesine hatırlıyorsun da kendi ağzından çıkanları bilmiyorsun, öyle mi? Paşa Hazretleri benim kellemin alınmasını buyurdu. Buna hakkı ve selahiyeti yok. Yazıktır, günahtır. Ben herkes tarafından sayılan, sevilen, hürmet gösterilen bir esnafım. Kadı Efendi, bırakın da ben işime gücüme gideyim. Madem işin gücün vardı senin, onlarla meşgul olsaydın. Kadı Efendi, ben... Tamam, yeter artık. Sus. Nasıl efendi? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır Kadı Efendi. Paşa Hazretleri şahsına ve makamına yönelik yapılan hakaret ve iftiralara tepki göstermekte haklıdır elbet. Ve fakat hiç kimse kendini kanunlarımızdan üstün göremez. Ve dahi hiç kimse kendini kadı yerine koyamaz. Ve kadı hükmü olmadan hiç kimse cezalandırılamaz. Yaz Katip Efendi. Bayramoğlu Seyfi Efendi, Devlet-i Aliye'nin Vezir-i Azamı İbrahim Paşa'ya kafir diyerek iftira ve hakaret ettiğini şahitler huzurunda beyan ve kabul etmiştir. Bu sebepten mütevellit kendisini 100 sopa vurulmasına ve 5 sene kürek cezasına çarptırılmasına ve daha sonra Rodos adasında kalebentliğe mahkum edilmiştir. Etmeyin Kadı Efendi. Vallahi billahi benim bir suçum, günahım yok. Haksızlık ediyorsunuz.
Beni evlatlarımdan ayırmayın. Bunu daha önce düşünmeliydin Seyfi Efendi. Paşa Hazretleri hakkında söylenen her söz aksi ispat edilmediği takdirde külliyen yalandır, iftiradır. Zinhar hiç kimse böyle mesnetsiz ithamlara itibar etmesin. Dava bitmiştir. Götürün. Yapmayın Kadı Efendi. Ocağınızda düştüm Kadı Efendi. Bağışlayın Kadı Efendi. Kadı Efendi etmeyin. Bağışlayın Kadı Efendi. Yapmayın Kadı Efendi. Paşa Hazretleri. Nasuh Efendi geldiler paşam. Evet. Paşa Hazretleri. Monsieur Fore, o merak ettiğiniz davanın neticesini öğrenmek istiyorsanız benimle çarşı meydanına bir gelin. Gelin ki bana dil uzatan gafillerin akıbetini görün. Destur! Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri! Bayramoğlu Seyfi'nin İbrahim Paşa'ya hiçbir küfür emaresi olmadan kafir diyerek, iftira ederek halkı Vezir-i Azam aleyhine tahrik ettiği için 100 sopa vurularak cezalandırılmasına, 5 sene gemilerde kürek çekmesine ve kürek cezasının tamamlanmasından sonra Rodos'ta kalebent olarak kalmasına karar verilmiştir. Efendi cezalandırıldı. İbrahim Paşa aklandı. Ne yaparsak yapalım, İbrahim Paşa'ya hiçbir şey tesir etmiyor. Üzerinde bir tılsım var sanki. Tılsımdan da kuvvetli bir şey var sultanım. Hünkârımız arkasındalar. Bu dava ile birlikte İbrahim Paşa halkın gözünde aklandı. Hakkındaki söylentiler bıçak gibi kesildi. Ayaz Paşa'ya haber yolla. Derhal görüşmek istiyorum. Emredersin sultanım. Sultan. Geçmiş olsun İbrahim Paşa Hazretleri. Hakkında hüküm verilmiş. Aklanmışsın diye duydum. Ne oldu yoksa hayal kırıklığına mı uğradın? Onca tertip hazırlık boşa mı gitti? Beni böyle çirkin oyunlarla mağlup edebileceğini mi sanıyorsun sen? İbrahim Paşa beni gözünde fazla büyütüyorsun. Ayağın takılıp düşse beni bileceksin. Oysa hiç kimse seni sevmiyor, hatta nefret ediyorlar. İşte gördün senin için neler diyorlar. Madem söylenenlere bu kadar itibar ediyorsun o halde... Kendin için söylenenleri de bir düşün.
O kurduğun vakıf seni melaike yapmaz. Ayrıca kimin ne düşündüğü ne söylediği benim umurumda değil. Hünkârımızın sevgisi kafidir bana. Tıpkı senin gibi. İbrahim Paşa bir gün buradan gideceksin. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksin paşa. Bundan şüphem yok. Emin olmadığım tek bir şey var, nasıl gideceğin. Ayaklarının üzerinde mi? Yoksa ayaklar altında mı? Sen kendin için hangisini tercih ederdin? İbrahim Paşa hala anlamadın mı? Benim ancak cenazem çıkar bu saraydan. Benim de. Benim de. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Çekilebilirsiniz. Beni görmek istemişsiniz. Birazdan şehzadelerim gelecek. Bu akşamki teravih namazını birlikte kılacağız. Şeref duyarım. Pargalı. Hala kırgın mısın bana? Haşa hünkârım. Benim ne kırgınlığım olabilir? Ben hiçbir vakit sizin kararlarınızı tartışmadım, tartışmam da. Pargalı, eğer ben bugün o mahkemenin kurulmasını istemeseydim, o vakit seni haksız yere koruyor konumuna düşerdim. Senin hakkındaki bu asılsız, çirkin iftiralar da çığ gibi büyürdü. Asıl mesele insanların hakikati görmesiydi. Hünkârım, sizin itimadınız benim için her şeyden kıymetlidir. Onu kaybetmektense canımı kaybetmek evladır. Gel. Hünkârım, şehzadelerimiz geldiler. Hadi, gidelim. Gel. Hünkârım. Hayrola Ayaz Paşa, yalnız mı geldin? Kadı Efendi gelmedi mi hala? Ben başka bir husus için rahatsız ettim sizi. Söyle. Hünkârım, dün İbrahim Paşa'nın Fransız elçisiyle olan görüşmesinde hazır bulunamadım. Bu sebeple müzakere zaptını okudum. Daha evvelki müzakerelerin de zaptı geçti elime. Siz Şehzade Mustafa Hazretlerini ziyaret ettiğiniz vakit bir müzakere yapılmış. Haberim var. İbrahim Paşa malumat vermişti. O halde yazılanlar malumunuz olmuştur. Mesele nedir paşa? Okumanız icap eden bazı hususlar var hünkârım. Hayvanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır Monsieur. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. Ben de hünkârım olan yüce padişahı, söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum.
Her şey benim kararımla olduğu için. Yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim olayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Hünkârım. Kadı Efendi et meselesiyle alakalı malumat vermek için geldi. Geç meseleyi ben de tetkik ettim. Boğdan Voyvodası göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Fakat bu sadece bir haraç meselesi değil. Anlaşılan o ki Voyvoda Ferdinand ve Şarken'le işbirliği içerisinde. Hünkârım, iyi misiniz? Bu akşam devlet erkanı için bir iftar yemeği veriyorum hünkârım sarayımda. Eğer kabul buyurur, teşrif ederseniz şeref duyarım. Gelirim İbrahim. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Sultanım, bağışlayın lakin hünkârımız dairenize dönmenizi istediler. Yalnız olduğunu söylemiştin. Yalnızlar sultanım. Sen İbrahim, sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım, kardeşiniz olarak
can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. İbrahim Paşa, şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkâr. İbrahim Paşa, divanda bunu okumanız. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Paşa Hazretleri. Söyle. Fransız elçisi Monsieur Faure geldi. İftar vakti, şimdi ayrıldım. Alın gelsin bakalım neymiş derdi, bir öğrenelim. Vezir-i Azam Hazretleri, sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Monsieur Faure, buyurun. Dost ve müttefik Fransa Devleti'nin elçisini görmekten memnun oluruz. Paşa Hazretleri, istemiş olduğunuz kitap nihayet elime ulaştı. Eğer razı ederseniz takdim etmek isterim. İşte Machiavelli isimli Floransalı'nın lanetli kitabı. Lanetli kitabı. Bir kitaptan da korkulduğunu ilk defa görüyorum ha. Ne dersin Hızır Aleyettin Paşa? O kitabın şeytan tarafından yazdırıldığını söylüyorlar paşam. Bakalım ne yazdırmış şeytan. Paşalar, bakın burada Machiavelli Osmanlı ile Fransa'yı mukayese etmiş. Dinleyin. Osmanlı'nın monarşisi bir senyör tarafından yönetilir. Diğerleri onun kullarıdır. Ülkesindeki yöneticileri istediği gibi tayin eder, istediği gibi değiştirir. Fransa'da ise birçok eski senyör ve onların imtiyazları vardır. Kral onların imtiyazlarına dokunamaz. Bu yüzden padişahın krallığını işgal etmek zor. Fransa'yı ise işgal etmek kolaydır. Osmanlı'ya saldırırlarsa bütün ülkeyi karşılarında birlik olarak bulur. Ama savaş meydanında Osmanlı'yı mağlup edip padişahın soyu ortadan kaldırılırsa korkacak bir şey kalmaz. Geriye kalanların halk üzerinde bir tesiri yoktur. Anlaşılan Machiavelli bu kitabı yazarken benden haberdar değilmiş.
Zira devlet-i âliyenin direği benim. Ben yaşadığım müddetçe bu yüce devlet ayakta dimdik duracaktır. Haklısınız Vezir-i Azam Hazretleri. Kralımızın istediği imtiyazları bile sizin yüksek teveccühünüzle aldık. Elbette. Elbette. Başka burada Machiavelli insanları ikiye ayırıyor. Tarihi yaşayanlar ve tarihi yapanlar diyor. Ben tarihi yapanlardanım. Siz ve bu bütün Hristiyan alemi görecek ki bu İtalya seferinden sonra bütün cihanda yeni bir dönem başlayacak. Değil mi?